Merhaba dünya örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu videomda sizlere yapımı gayet kolay olan bu güzel dikdörtgen e, battaniye yapabileceğiniz e, çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum Umarım sever ve beğenirsiniz böyle biraz mozaiği andıran e, biraz interlocking karışımı bir model arkası da bu şekilde önlü arkalı rahatlıkla kullanabilir bebeklerden kendinize böyle battaniyeler yaparak kullanabilirsiniz. Ayrıca çok güzel çanta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çantalarda, kırlentlerde yapabilirsiniz bu model ile. modelimiz gerçekten çok kolay. Şöyle modelimi yaparken Alize Artisan isimli şöyle iki tane ip kullandım. Dokusu bir miktar kalın oluyor arkadaşlar. ince bir ip kullanmama rağmen Bakın şöyle göstereyim. Biraz e, kalın bir e, örgü olmuş oluyor. Sizin neticesinde. Şöyle 79-40 e, belki isteyen arkadaşlarım olur. Bu numarayı. E, ve kullandığım e, tığım e, 2.5 milimdi arkadaşlarım. Modelimi yaparken. Şimdi Alize Cotton Gold'un şöyle iki tane düz rengiyle anlatmak istiyorum. Daha net anlaşılsın görülsün diye. E, kullanacağım e, tığım ise 3 milim olacak. 12 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkmayın burayı. Şimdi 12 zincirden sonra şöyle tutuyorum. 1, 2, 2 tane daha fazladan zincir çekiyorum. Hemen bakın bu burada duruyor. Birinci zincirim duruyor. İkinci zincir çekmiş olduğum ikinci zincirimden giriş yapıyorum şöyle bir tane buraya sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim tekrar hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar bu orta yerimiz için daha sonra devam ediyorum ee, arada zincir çekmeden hemen bakın bir yandakine geçiş yapıyorum bu şekilde sık iğneler yaparak diğer tarafa geçiyorum 2. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 11 zincirin içerisinden yine giriş yapıyorum Şu şekilde şöyle Buraya 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde. Bu kenarda kaldığı için öyle kalacak arkadaşlar. Bu iki tane buraya arada iki zincirli yer yaptıktan sonra yine 10 tane şöyle sık iğne ile devam ediyorum. Bakın bu tarafına geçmiş oldum. Şöyle göstereyim iyice. Bu tarafa geçerek 10 tane sık iğne yapıyorum yine. 2 3 Bakın şu diplerinden giriş yaparak alıyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane bunu yaptıktan sonra Burada iki zincirli yer yapmıştık arkadaşlarım. İlkinin içerisinden bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle. 11. sık iğneyi buraya yapıyorum. 1 2. Bu birinci köşem olacak. Hemen aynı yerin içerisine bir daha sık iğne yapıyorum. Sonra bu iki zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum ve diğer sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum şöyle bir tane sık iğne yaptım bir iki zincir yaptım ikinci köşemi yapıyorum şu anda ve yine hemen yanından başlayarak sık iğneler ile devam ediyorum Evet bakın yine o yere buradan giriş yapalım önce aradan şimdi bakın sık iğnemizin üzerinden giriş yapıyoruz şöyle bu şekilde bir tane sık iğne yaptım 1 2 zincir çektim tekrar aynı yerden giriş yaparak bir sık iğne daha yapıyorum iki yerin arasına iki köşenin arasına giriş yaparak iki zincirli yerden çıkarttım ve bir tane sık iğne de buraya yaptım. Sonra hemen yanına giriş yapıyorum. Bu sık iğnemin üzeri olmuş oluyor. 1 1 2 zincir tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Yine sık iğneler ile Şu orta yeri oturttuktan sonra gerisi zaten kendiliğinden geliyor arkadaşlar. Orta yeri de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bakın buraya geldim. Burada iki tane zincir çekmiştim. O yuvaya giriş yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Bir iki zincir yaptım. Bu köşeler hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir tane daha hemen yanına sık iğnemi yaptım. Sonra bakın açıyorum. Bu arası da büyüyeceği için bir tane sık iğne buraya 2 ve 3 arada 1 olan sayı 3'e çıkmış oldu. Sonra buradan giriş yapıyoruz. Bu şekilde köşeden 1 2 zincir çekip devam ediyoruz. Bu da şöyle söyleyeyim 1. sıra 2. sıra 3. sıra yani 3 sıra bu şekilde devam ediyoruz bu rengimiz ile dördüncü sırada diğer rengimize geçeceğiz ve diğer işlemleri yapacağız şimdi aynı şekilde sık iğneler yaparak diğer tarafa geçelim köşeye geldim gördüğünüz gibi girişimi yaptım iki zincirimi çektim tekrar bir tane daha yapıyorum artım yapıyorum 1 2 3 tane buraya sık iğnemi yapıyorum ve 3 sık iğneden sonra diğer köşeye geçiş yapıyorum bir sık iğne bir iki zincir tekrar diğer sık iğnemizi yapıyoruz ve buradan başlayarak devam ediyoruz Bu Bunu arkadaşlarım e, tek yani şöyle başlayarak düz bir şekilde başlayarak yapılmışı vardı. Ancak çok dikdörtgen e, şekilde battaniye istenildiğinden e, bu şekle getirdim. Getirmeye çalıştım. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi bakın bu son yerden aldım. Daha sonra buraya giriş yapıyorum. Şu şekilde ve diğer renk ipimi hemen alıyorum şöyle bunu aktarıyorum arkadaşlar biraz onu da şöyle ip bırakın ee, şey olsun yani aradan götürelim ve e, kapatalım şimdi buraya bir tane zincir çektim daha sonra bakın aynı yuvanın içerisinde giriş yaptım bu bizim köşeden e, devam edeceğiz artımını yani yukarıya doğru giderken ipimizi köşeden götüreceğiz. Köşeden götürdüğümüz için arkada da rahatlıkla ip görünmeden devam ediyor. Çünkü şimdi bir tane bu e, artımımı yaptıktan sonra yani köşeyi yaptıktan sonra hemen bakın yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bir tane buraya şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkadaşlar şu ipimizi de alttan götürelim. Bu köşede bakın bir alt sıranın Birinci sıra kalıyor. Burasından giriş yapıyorum. Şuradan ipi yukarıya şu şekilde çekiyorum. Sonra bir tane bu şekilde e, normal sık iğne yaptım. Sonra bu araya bir tane daha. Bakın şöyle göstereyim. Burası tam anlaşılsın. Burası ilk başlangıç yerimiz bir üst sıra Arkadaşlar ortada bir sıra kalıyor bu şekilde buraya bir tane daha bu şekilde e, yukarıya doğru çektim ilmeği sonra bir tane buraya sık iğne ve köşeye geçiyorum şimdi köşeye geçtikten sonra yine iki zincirimi çekiyorum diğer sık iğnemi yapıyorum bu şekilde buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum hemen yanına bakın buradan yine giriş yaparak aynı yerden alıyoruz bu köşeleri ki daha düzgün daha güzel dursun diye şöyle devam ettiriyoruz İlk başlarken e, burada bakın böyle değil arkadaşlarım yukarıya çıktıkça Çünkü tasarladığım için Hani ilk görüntüsü o şekilde olmadı e, daha sonra böyle yaparak daha güzel hale gelmesini istedim Arkadaşlar şimdi devam ediyorum Şuradan giriş yaptım. Bakın birinci sıramız kaldı. İkinci sıranın alttaki yerinden giriş yaptım. Bu şekilde ve hemen yanındaki yere ise şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şunu atlıyoruz bakın. Bir diğerine geçtim. Aldım ilmeği çıkarttım. Arkada da bu şekilde gözüküyor. Buradan şöyle yaparak alıyorum. Ve hemen yanındaki yere sık iğne yapıyorum. Şimdi burada e, dengeli gittiğini görebilmek için sayılara önemli. Bu, bu kenarlarda iki tane yaptık, burada üçüncüyü yaptık şu anda. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir tane alttan alıp diğerini hemen yanındaki yerden giriş yaparak alıyoruz. Alttan bir tane atlayıp bu şekilde devam ediyoruz. birini atladım bakın buradan giriş yapıyorum ve buraya bağladım. Bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra bu bir üsttekine değil. Hemen bunun hizasında olan buradan giriş yapıyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Sonra hemen yanındaki bakın şuradan giriş yapıyorum bir tane sık iğnemi yaptım sonra normal köşemi yapıyorum bir sık iğne yaptım bir iki zincir çektim tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum ve hemen yanındaki yere bir sık iğne daha yapıyorum sonra tıpkı aynı diğer köşede yaptığımız gibi buradan giriş yapıyorum çekiyorum yukarıya şöyle araya bir tane yine sık iğnemi yaptım sonra diğer tarafa geçiyorum Bakın şöyle. Buradan çıkartıyorum. Buraya da bir tane yine uzatarak bağladım. Sonra şöyle alıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine köşeye aynı şekilde devam ettiriyorum. Köşeye geldim. 1 2 zincir çektim. Sonra tekrar bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Sonra bakın şuradan giriş yapıyorum bir tane daha sık iğne yaptım aşağıya iniyorum buraya buradan ilmeği çıkartarak şöyle bağlıyorum sonra hemen yanına bir tane sık iğne sonra tam bakın bunun karşısına gelecek olan yerden giriş yapıyorum oraya bir tane uzatarak bağladım bir tane sık iğne Sonra yine aşağıdan bir atladım. Hemen bunun karşısına gelecek yerden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde devam ettiriyorum. Son olarak buradan da giriş yapıyorum. Bu köşeye geldim arkadaşlar. Bakın diğer köşemiz. Oradan giriş yaptım. Birinci sık iğnemi yapmıştım köşeye. Şöyle bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Bir, iki zincir çektim. Daha sonra köşenin hemen şöyle biraz çekelim. Bir zincir çekmiştik orada da. Şöyle aldım ve bağlıyorum. Sonra buradan geri dönüyorum. Geri şekilde. Buraya bir tane şöyle sık iğne yapar gibi yapıyorum ve arkadaşlar bakın. Buradan başlayarak bir sık iğne yapmaya başlıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum. Köşeye geldim. 1 2 aynı renk bakın renkte de değiştirmiyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen buradan giriş yaptım. 1 iki tane şöyle devam ediyorum sık iğneler ile. Evet. Bakın dolandık geldik. Şimdi köşeden giriş yapıyorum yine. Buraya normal sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim ve geliyorum buradaki yerden şöyle alarak girişimi yapıyorum ve bu ipimi birazcık şöyle bırakıp gevşek köşedeki o iki zincirin içerisinden giriş yapıyoruz şöyle ve alttan diğer ipimizi çıkartıp şöyle bağlıyorum. Köşeden aldım arkadaşlar. Hemen buraya 1 2 3 4. 4 tane sık iğne yaptım. Daha sonra üzerine alıyorum ve geliyorum. Bakın bunun üzerine geldiğim yerden buradan giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum ve bir tane ikili tırabzan yapıyorum buraya. Sonra yine bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Sonra bakın buradan başlıyorum. Şöyle 1 2 3 bir de köşeye 4 4 tane sık iğne yapmış oldum buradaki gibi sonra 1 2 zincirimi çektim tekrar 1 2 3 4 bakın bunun üzerine geldim üzerine alıyorum bu şekilde şöyle arasından geçirerek ikili trabzan yapıyorum sonra bir tane sık iğne yine üzerine alıp diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum diğer tarafa geldim bakın 1 2 3 bir de köşeye 4 2 zincir çektim aynı şekilde diğer tarafı da çeviriyorum arkadaşlar Evet bakın bu sırayı bu şekilde yaptık. Bu beyazlar bakın ne güzel gözüküyor arada. Arkası da bakın böyle bu şekilde geldi. Şimdi hiçbir işlem yapmadan sadece köşelerdeki atımımızı yaparak arkadaşlar. Şöyle köşeyi hemen 1 iki zincir çektim. Şu alttaki ipinizi de yukarıya doğru çekin arkadaşlarım arada belli olmasın onun girişi buradan giriş yaptım tekrar bakın şöyle yaparak buradan ilmeği çıkartıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum şimdi devam ediyorum hemen yanındaki yerden girişimizi yapıyoruz ve sık iğne yaparak şuralarından alarak 3 sıra devam ediyoruz bu bizim birinci sıramız olmuş oluyor arkadaşlar Evet, birinci sırayı bu şekilde yaptım. Şimdi iki sıra daha hiçbir değişiklik yapmadan yaparak devam edelim. Bir, iki, üç tane üç sıra şeklinde yaptım. Ee, köşeye geldim. Yine iki zincir çekiyorum ve köşedeki normal girişimi yaptıktan sonra şu şekilde diğer ipimi alıyorum. Yine aynı onu da şöyle geriden alarak bir tane sık iğnemizi yapıyoruz normal olanı. Sonra hemen yanındaki yere de bir tane daha sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra bakın bu aşağıdaki bir sıra burası kalıyor. Hemen şuradan giriş yapıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra birini atlayıp diğerine geçiş yapıyorum. Ve bu burada yaptığımız işlemin aynısını devam ettiriyoruz bu sırada. Bunları evde arta kalan ipleriniz varsa bu her bir sırayı farklı renklerle çevirip daha farklı ve daha değişik bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bakın batik bir ip olduğu için böyle daha değişik ve farklı duruyor arkadaşlar. Arkası da çok değişik ve güzel görünüyor aslında. Orayı da kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir tanesini hemen alttan alıyoruz. Diğerini sık iğne yaparak devam ediyoruz bu sırayı. Evet bakın sona geldik. Hepsini çevirdik. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Bu ipimizi de yukarıya doğru alalım. Şimdi ipimizi yukarıya aldık. Yine aynı şekilde bakın şöyle tersinden hemen alarak ilk sık iğnemi yapmış oluyorum. Ve bir sıra diğerinde yaptığımız gibi sık iğneler ile devam ediyorum üzerine. bu şekilde evsini çeviriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlarım bakın sona geldik yine buradan girişimizi yaptık 1-2 zincir çektik daha sonra burada normal girişimi yapıyorum ve bu ipimi değiştiriyorum diğeriyle şöyle değiştirdim sonra buradan giriş yaparak bir tane yine sık iğne gibi yapıyorum sık iğne yapıyorum sonra buradan başlıyorum arkadaşlar diğerinin üzerine gelene kadar 3 4 bu köşe hiç değişmiyor arkadaşlar 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz sonra üzerine alıp yine buradan giriş yapıp yine ikili trabzan bir tane sık iğne şeklinde devam ediyoruz Evet görüntümüz bu şekilde geliyor arkadaşlarım şöyle göstereyim ve böyle dilediğiniz kadar e, devam edebiliyorsunuz büyütebiliyorsunuz ve böyle güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Arkadaşlar şöyle buradan daha iyi göstereyim size arkası da bu şekilde bakalım bunun arkasına evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet bu videomda da size bu yeni tasarlamış olduğum kolay dik dikdörtgen battaniye yapabileceğiniz çanta kırlent yapabileceğiniz modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istedim umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum bir dahaki en farklı en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar